Malatya'dan helikopteriyle Pütürge ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, burada TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Şantiye sahasındaki incelemenin ardından açıklamalarda bulunan kurum, 3 gün önce Pütürge'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini anımsatarak Pütürgelilere ve Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurum, Pütürge ilçesinde yerel mimariye uygun şekilde yapılan konutların büyük bölümünün tamamlandığını dile getirdi. Pütürge merkezli bir deprem meydana geldi. 4,6 şiddetinde depremde tüm Pütürgeli vatandaşlarımıza, Malatyalı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Değerli arkadaşlar, dün Elazığ'daydık. Bugün Malatya'mızdayız. Yarın da inşallah sel bölgemiz Giresun'a gideceğiz. Hem Pütürge Merkez, Doğan Yol, Kale ve Battalgazi ilçelerimizin köylerinde, yine Malatya Merkez'de kısmi olarak Sivrice Merkezli depremden etkilenen alanlardı. Hemen Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün bakanlıklarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, belediye başkanlarımız harekete geçtik. Ve Battalgazi'mizin torunlarına, yine merhum Turgut Özal'ın memleketi Malatya'mıza, ki Malatya'mız sadece kendinden ibaret değil, hem bölgesi için, hem ülkemiz için, Türkiye'miz için çok kıymetli bir il olmuştur. Bakan kurum, bir gazetecinin Elazığ ve Malatya'daki 25 bin konut tam anlamıyla ne zaman teslim edilecek sorusuna, Elazığ'da 8 bin konutu bu yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını söyledi. Her zaman buradan yetişen devlet adamları ülkemize çok ciddi katkılar sağlamıştır, hizmetler etmiştir. Bizim de Malatya'mıza bir vefa borcumuz var. Bu vefa borcumuzu ödemek adına işte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hemen depremden sonra bir taraftan hasar tespitlerini yaptık, biliyorsunuz. Bir taraftan da kalıcı konutlarla ilgili çalışmalarımızı başlatmış olduk. Bu çerçevede 322 adet binanın yıkımını gerçekleştirdik ve toplamda yaklaşık 6 bin bağımsız bölümü Malatya'da, 18.500'ü de Elazığ'da olmak üzere 25 bin konutluk bir kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü projesi başlattık. Yine bu çerçevede konutlarımız kısmi olarak inşallah yıl sonuna kadar tamamlanmaya başlayacak. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle bir yıl içerisinde hızlı bir şekilde konutlarımızın inşasını gerçekleştiriyoruz. Ve konutlarımızın tamamı, bir kısmı bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Kalan kısmı da önümüzdeki yılın Mayıs-Haziran aylarına kadar tamamlanmak suretiyle 6 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Şu an Pütürge'deyiz. İşte yerel mimariye uygun bir şekilde konutlarımız %70 aşamasına geldi. İnşallah Ekim ayı içerisinde Pütürge merkezdeki konutlarımızın teslimlerini yapıyor olacağız. Bunun dışında köylerimizde hem kırsal kalkınma kapsamında hem de afattan zarar gören vatandaşlarımıza ev yapımı çerçevesinde tek katlı evlerimizin yapımı devam ediyor. Bu çerçevede yaklaşık 1400 bağımsız bölümden oluşan Malatya merkezde ve köylerinde projelerimiz var. Yine 687 tane de ahırımız var. Vatandaşlarımızın talepleri halinde yine projelerimizi, ahırlarımızı ister altında ister yanında projelendirmek suretiyle köy konutlarımızın da yapım sürecini başlatmış bulunuyoruz. Tabii bunun dışında yine belediyelerimizin ihtiyacı kapsamında İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle birlikte belediyelerimizin yürüttüğü ve toplamda 521 milyon değerinde 42 tane altyapı projesi yürütüyoruz. Atık suyu, yağmur suyu, düzenli depolama, katı atık arıtma gibi 521 milyon lira şu an fiilen devam eden projemiz var. Yine belediyelerimize depremde hasar gören altyapılarının iyileştirilmesi kapsamında 26 milyon lira iyileştirme yapmak üzere hibe yaptık. Ve bu çerçevede de tüm altyapı hasarlarımızı hızlı bir şekilde giderip vatandaşımızın bu noktadaki eksikliklerini gidermiş olduk. Yine Malatya Büyükşehir Belediye'mizle birlikte İller Bankası Genel Müdürlüğümüz 340 milyon lira değerinde
bir altyapı projesi gerçekleştiriyor. Bu projelerin finansmanını temin ettik ve Büyükşehir Belediye'mizde inşallah yıl sonuna kadar da ihalelerini yapmak suretiyle hem Malatya merkezin hem de ilçelerinde altyapıya ilişkin tüm sorunları, problemleri de ortadan kaldırmış olacağız. Millet Bahçeleri projelerimiz var. Malatya'da Doğanşehir ve Battalgazi'de olmak üzere iki tane millet bahçesi projelendirdik. Battalgazi'de Malatya merkezdeki millet bahçemizin yapımı tamamlanmak üzere inşallah yıl sonuna kadar açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm bu projelerimizin değerli arkadaşlar Malatya'da yapmış olduğumuz yatırımların toplam tutarı yaklaşık 3 milyar Türk lirasına ulaşmış durumdadır. Bu anlamda Malatya'mızı, Elazığ'ımızı önemsiyoruz. Vatandaşımızın ihtiyaçları, projeleri neyse valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte hızlı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Ve bu çerçevede hakikaten deprem bölgesinde yaşamayı, depremle beraber yaşamayı öğrenmek zorundayız. 1000 yıldır bu topraklarda deprem meydana geliyor ve biz de depremlere hazır hale getirecek çalışmaları kararlı bir şekilde atacağız.